2023'te neler değişecek? Vallahi neler değişecek ben müneccimliği bilemem ama çok şey değişmesi gerekiyor. Evet. Bunun için de çok çaba gösteren belli bir grup var. Duamız, umudumuz onların istediği gibi bir yol izlenmesi, özellikle bu altılı masa çok önemli. Cumhurbaşkanı kim olur olmaz hiç önemli değil. Şu tek adam sistemi bitsin, kim gelirse gelsin, sistem bozuk. Şans, yani şansın yönettiği bir demokrasi olmaz. Cumhuriyet böyle değil. Atatürk'ün bize bıraktığı böyle değil. Kim yönetiyordu? Kim ise işte siz daha iyi bilirsiniz. He, 90 senedir aynı şey oluyor. Ne kim yönetiyordu? Kim ise işte. 20 yıldır buralara bak bak maşallah herkes full. Ayıp yani vallahi billahi ki. Hiçbir halt yok. Sizin kafanız işte. Sizin gibi örümcekler aynı şekilde devam ediyor. Sürece bu böyle gider ama gitmeyecek. Hiç kusura bakmayın. Çok az kaldı. Geliyor gelmekte olan çok az kaldı. Hiç kusura bakmayın. İstediğin kadar debelenin. Bu Atatürk Türkiye'si yeniden gelecek, demokrasi gelecek, insanlar özgür olacak. Hiç kimse aç susuz olmayacak. O kadar çok insan var ki ben üzülüyorum. Evet. Ben emekliyim, iki çocuk büyüttüm. Zor zoruna bir emekli maaşıyla. Evet. Onun açısını ben biliyorum. Bu beyefendinin tuzu kuru anlaşılan, var bir yerden bir gelirleri, öyle 3-5, 15 gelirleri olan var ya. Onlar gibi demek ki çok sinirlendim. Ama bu kanarda aç susuz ihtiyacı olan insan var. Pazardan çöp toplayan var. Ben gözlerimle görüyorum ve çok üzülüyorum. Yemin ediyorum. Ben aç değilim. Getiriyorum, ediyorum. Çocuklarım okuttum, ettim, bitti. Onlar hayatla kazanmaya uğraşıyor. Ama ben görüyorum, onlar için üzülüyorum. Biz geldik, gidiyoruz. Ben 59 yaşındayım. Bundan sonra benim beklediğim bir şey yok. Bir lokma, bir ırka. Ama bu gençlerimiz ne olacak? Bu çocuklar ne olacak? Ben şu anda iki kızımla KYK'sını ödüyorum hala, biliyor musunuz? 407 birini ödüyorum, 757'de birini ödüyorum. Aldığım maaşta ne var? Hiçbir şey. Ondan sonra konuşuyor beyefendi. Nasıl beyefendi denir söyle birine, onu da bilmiyorum. Saygın bozmak istemiyorum. İnsanlığı bozmak istemiyorum çünkü bende bir Allah korkusu var. Bunlarda Allah korkusu da yok. Kandırıyor. Ya bu kadar, bir tek yüzüğümle geldim dedi adam ya. Bak bakayım bende yüzük var mı? Yok. Bende alyans bile yok. Hiçbir şey yok. Neden altın? Yok. Benim ekstra bir param gelir biriktiremiyorum ki ben. Evet. Aldığım emekli maaşından ne oldu? İşte emek maaşından alan herkes biliyor bunu. Herkes görüyor bunu. Doğru. Adam yüzüğüyle geldi. Yurt dışlarına, her yerlere, dünya kadar paralar gitti ya. Ne oldu? Man adası. Böyle man kafa millet olursa daha çok man adalarına gidecek o paralar. Lanet olsun ya. Yeter senin bozul diyecek. Günlerde bacı yani. Lanet niye okuyorsunuz? Evet siz ne diyorsunuz? Ne için, ne hakkında? 2023'te neler değişecek ülkede? Vallahi Allah bilir, daha epey zaman var. Bugünü konu, kimsenin kerameti yok ki 2003'te neler bugün ne var mesela bugün? He. 2023'te bir sene var. Allah'a çok şükür. Cenab-ı Allah güzel bir vatan vermiş bize. Evet. Biz onun nimetini bilmemiz lazım. Tamam. Cenab-ı Allah devletimizden razı olsun, yücesin, kaza. Amin. Devletimizden razı olsun zaten. Milletimizden de var etsin. Evet. Milletimizde devlet milletsiz olma. Sıkıntı yok. Devlet millet başkanı tacı. Ne diyorsun? Şimdi 2023'te neler değişecek? Lozan Anlaşması var mesela. Türkiye ne olacak? O kalkınacak. Cevherler yer altındaki zenginler çıkacak. O şeyi çıkacak. O budur yani görünümde o. Çıkacak diyorsunuz. Çıkacak, kalkınacak. Bir sene kaldı. Bir sene bile kalmadı. Bir şey sorabilir miyim size? Kardeşim. Batman'da petrolümüz çıkıyor mu bizim? Çıkıyor, teri çıkıyor. Bir saniye. Sizi dinledim, hiç kesmedim. Bor çıkıyor mu? Yeni çıkmaya başladı. Hayır, 2023'ten sonra çıkaracağız diyorsunuz ya. Şu an çıkıyor mu? Kardeşim o ayrı bir konulardır. Hayır, bitmedi. Kömür. Cumhuriyet hani derler ya işte Uzun Hasan buldu şeyde diye. Şimdi kardeşim 2023 girmeyecek. Sen Karadeniz'deki gazı çıkaramazsın. Şu an çıkarıyor. Çıkarıyor ama kullanıyor musun? Kullanamıyorsun. Çünkü orada takılırsın. Orada çıktığı zaman, 23'e girdiği zaman kullanabilirsin. Hadi iyi günler. Tabii canım. Hedef hep 23'tü. Şimdiye kadar şimdi niye yapmadılar?
Sor bakalım. Sadece petrol değil, sadece petrol değil. Ekonomi konusunda bana sadece. Sordu, ben cevap verdim. Sana sorsun, sen de cevap ver. Sen Lozan'ı Türkiye çapında. Hayır, Lozan'ı bilmiyorsun sen. Yani Lozan'ı anlatma. 2023'te bir tür anlatma bitiyor. Bu ülkenin tapusudur. Senin evinin nasıl tapusu varsa Lozan'ın da tapusu. Ha, Lozan 2023 hayatım bütün imzalı atılmış Lozan'ın evi. Osmanlı'nın sana bıraktığı haritayı bana çıkartabilir misin? Sevr haritasını. Ya bir de bu da büyük lider Atatürk'ün sana bıraktığı haritayı koy bakayım karşı. Atatürk diyorsun. Şu an Bursa'da bak. Bursa'yı senin dedem dediğin Osmanlı Bursa'yı Yunan'a bıraktı. Ha bugün bu toprakları bize Atatürk verdi. Lozan tutturmuşsunuz. Lozan bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ya sen bir yasa anlat. Hacı baba sinirlenme. Hacı anlat. Sinirlenme. Hacı babam bu topraklar Osmanlı'nın topraklarıydı. Osmanlı'nın değil. Osmanlı'nın bir subayıydı. Kimdi? Atatürk de Osmanlı'nın bir subayıydı. Bu kadar bitti. Bu ecdadın topraklarıdır. Bak kim yatıyor burada? Nerede? Osman Gazi yatıyor. Evet. Buralar Osmanlı'nın toprakları. Hadi. Ecdadın bindi İngiliz'in kırmızısına gitti. Kıyafetine bak. Atatürk de Osmanlı'nın bir subayıydı. Kurban ol Atatürk. Atatürk'e kurban ol. Yürü. Yürü sen siktir. CHP'de tuttum. Ne yüz? Giydiğinle bak sakalla siktir. Ben de seni öyle siktir yok. Hap. Siktir yok. Bak bir çok adam siktir. Küfür etme ama sen küfür etme. Terbiyel ol. Terbiyel ol. Sakalını sokayım seni şerefsiz. Atatürk olmasaydı siz bugün bu halde olmazdınız zaten. Kurban ol Atatürk'e. Kurban ol.